Dostlar merhabalar. Şimdi de geldik üçgende alan konu anlatımına arkadaşlarım. Önemli bir konudur, iyi bir konudur. Sınavda çıkma potansiyeli yüksektir. Lütfen iyi dinleyiniz arkadaşlarım. Evet, birinci alan formülümüz klasik alan formülü diye geçiyor dostlar. Yani ilk sorulduğunda hani üçgenin alanı nedir, nasıl bulunur diye sorulduğunda insanın ilk aklına gelen formül. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ben de burada her üçgende göstermeye çalıştım bunu dostlarım. Normal bir üçgende işte tabanımız A, yüksekliğimiz de bu kenara inen yüksekliği de H, A olarak yazdım. Dolayısıyla üçgenin alanı, alan ABC dediğimiz şey tabanımız çarpı yüksekliğimiz bölü 2 oldu. Ha, dik üçgende de aynı muhabbet var. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz dostlarım ama bunu şöyle de söylüyoruz. Hani dik kenarların çarpımının yarısı. Bunu daha çok sık kullanacağız. Dik kenarların çarpımının yarısıymış dik üçgenin alanı. Tabii sen hipotenüsü biliyorsan, mesela şu kenara A diyelim. Dolayısıyla buradan alanı bulmak istersen hipotenüse inen yüksekliği çizip A çarpı HA bölü 2 demen de yeterli olacak. Şimdi geniş açılı bir üçgende görüyorsunuz. Şurası bizim geniş açımız olsun. Geniş açı. Şimdi tabana indirdiğimiz yükseklik, şurası bizim tabanımız. Üçgenin dışından inecek arkadaşlarım. Görüyorsunuz bakın A köşesinden şöyle içinden yükseklik indiremezsiniz. Hep şunu bekliyoruz. Yani yükseklik dediğimiz şey üçgenin kenarının üstüne düşecek. Böyle tam şu B ile C'nin arasına düşecekmiş gibi hissediyoruz. Ama şu şurada uzantısına çizdiğin bu HA dediğim şey de aslında BC kenarına ait yüksekliktir. Yani şu doğruya. Şu noktadan bir yükseklik indirebilirsin. Evet ama şuradan bir yükseklik indirmek istiyorsan bu doğruyu biraz uzatıp da indirirsin dikliğini. Yani bu da bu da ikisi de bu doğruya inmiş yüksekliktir ve eşittir zaten birbirine. Burada da dikkat etmeniz gereken şey neymiş? Geniş açılı üçgende yüksekliği üçgenin kenarının üstüne düşüremeyiz. Çünkü zaten şurası geniş açı 90'dan büyük yani 91 olsa mesela. 90'da burada hocam 181 o zaman buraya eksi 1 derece diye bir açı kalıyor. Çok saçma değil mi kardeşim? Dolayısıyla dışarıdan indiriyormuşuz. Evet burada da eşkenar üçgenin alan formülünü söylemişiz. Zaten eşkenarda da bol bol yazdık bu formülü. Tabanın kare yani bir kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4'müş. Eşkenar üçgenin alanı onu da tabana bir yükseklik indirerek bu yükseklik kayı kuralı yapacağından a bölü 2 a bölü 2 30, 60, 90'dan 30'un karşısı a bölü 2 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktır deyip yükseklik a kök 3 bölü 2 tabanımız a. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptığınızda zaten bu formül geliyor. Aynısı geliyor a kare kök 3 bölü 4 de buradan geliyor dostlarım. Evet şimdi bununla ilgili örnekler yazmışız dostlar. Hemen bu 3 örneğimizi gömelim. Basit basit örnekler tabii ki bunlar. Şimdi şurada büyük dik üçgende boyalı alanı soruyor bize. Önce büyük dik üçgene bakın dostlarım. Hipotenüsü 26, bir dik kenarı 24, diğer dik kenarını şurayı da ben bulacağım şimdi. Bakın bu 12'nin 2 katı, bu 13'ün 2 katı. Demek ki 5, 12, 13 üçgeninin 2 katını almışlar. 10 burası ve şuradaki dik üçgenden de 6, 8, 10'u yakaladım. Buraya da 6'yı yazdım dostlarım. Şimdi ne yapacağız? Büyük dik üçgenin alanını bulacağız. Neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 10 ile 24'ün çarpımının yarısı büyük dik üçgenin alanı. Ben bundan şu beyaz üçgeni yani siyahla taradığım üçgenin alanını çıkartacağım ki o da bir dik üçgen dostlarım ve dik kenarları 6 ile 8. 6 ile 8'in çarpımının yarısını çıkartıyorum. Cevap da buradan geliyor dostlarım. Şurası 12 diyelim. 120 eksi şunu da sadeleştirirsem 24 buradan da 96 kaldı sorumuzun cevabı. Buna bakalım dik diki gördük 4'ü 3'ü gördük AB 6'ymış AC 10'muş dostlar onu da yazalım. Yukarıda verilenlere göre alan ABC nedir diyor klasik bir soru dostlarım. Alan sorularında şöyle dörtgen gördüğünüzde hemen onun köşegenini çizin. Ve bakın burada ne çıktı karşıma? Bir şu tarafta bir üçgen çıktı.
alanını yazalım bu üçgenin. Yüksekliğini biliyorum 3. Tabanı da 6. 3 çarpı 6 bölü 2'den 18 bölü 2. Bakın 9 geldi. Şimdi de hemen şuradaki üçgenin alanını hesaplayacağız. Bakın bunun da yüksekliği 4, tabanı 10. Bunun da alanı 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 geldi. 20 ile 20 ve 9'un toplamı 29 yaptı. Burada da diyor ki alanı 9 köküç olan eşkenar üçgenin yüksekliği nedir? Eşkenar üçgenin alan formülü a kare köküç bölü 4'tü. Bunu 9 köküç olarak söylemiş. Köküçleri sadeleştirdim. A kare buradan 4 kere 9 36, a'yı 6 bulduk. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu 6 bulduk. Hemen tabana dikliği indirdim. 60, 30'umu yazdım. 30, 60'ı yazdım. Ve 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısına da 3 köküç deyip yüksekliği 3 köküç buldum dostlarım. Dördüncü örneğimiz diyor ki AC 9, şurası 9'muş dostum. BC 12, burası 12'ymiş. BD 8'miş, şu yükseklik 8. Bana da AH'ı soruyor, H diyelim buna da. Dostlar bakın buraya da yazmışım. Soruda yükseklik bulman gerekiyorsa aklıma önce alan gelecek. Şimdi biz burada tabii ki alan başlığı altında çalıştığımız için bu soruyu alandan çözeceğimizi biliyoruz ama ilerleyen aşamalarda, ilerleyen konularda daha doğrusu işte dörtgenlerde, çokgenlerde falan eğer bir soruda yükseklik bulman gerekiyorsa önce alanı dene kardeşim. Alandan kolay bulursun. Şimdi bu üçgenin alanını tabanı 9 seçip yüksekliğini 8 alıp 9 çarpı 8 bölü 2 diyerek bulabilirim. Ve yine bu üçgenin alanını tabanı bu sefer 12 seçsem 12'ye ait yükseklik h bölü 2 diyerek de bulabilirim. İkisi de aynı üçgenin alanı olduğu için birbirlerini eşitledim. Bölü 2'ler gitti. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3, 3'e böldüm, 3'e böldüm 3. Bakın burası 3 çarpı 2'den 6. Burada da h kaldı. Cevap Bursa'dan geldi. Geldik buna. Dostlar büyük dik üçgene bakın 7, 24, 25 dik üçgenidir bu. O yüzden buralara 12, 12 yazdım. Şimdi benden mavi üçgenin alanını soruyor ve geniş açılı bir üçgen bu farkındaysanız. Şuradaki A açısıyla 90'ın toplamıdır. 90 artı A'dır burası. Yani 90'dan büyüktür. Dolayısıyla benim şu 12 kenarına bir yükseklik indirmem gerekiyorsa ki nereden indireceğim mecbur A'dan. Bunun uzantısına indirecekmişim dostum. Yani şu inen diklik benim 12'ye inen yüksekliğimmiş. O halde 12 çarpı 7 bölü 2'den 42 geldi benim alanım dedim. İkinci alan formülümüz. Bu arada bu klasik alan formülü en önemlisiydi arkadaşlarım. Üniversite sınavında en çok sorulan alan formülümüz bir numaralı alan formülüdür. İkinci en çok sorulan da sinüslü alan formülüdür dostlarım. Sinüslü alan formülü de önemlidir. Bu da şöyle bir şey. Bir üçgenin eğer ki iki kenarını biliyorsak ve bir de aradaki açıyı biliyorsak sinüs alan yapıyorsunuz dostlarım. Neymiş sinüs alan bağıntısı? Üçgenin alanı nasıl bulunuyormuş? Şöyle 1 bölü 2 ile başlıyorsunuz. 1 bölü 2 var kafada çarpı. O bildiğiniz iki kenarı çarpıyorsunuz A ile C'yi. Bir de bildiğiniz iki kenarın arasındaki açının sinüsüyle çarpıyormuşuz. Bunu da unutmayın. Şöyle bir taktiği vardır. Alanı sorulan bölgenin sadece iki kenarını biliyorsam aklıma bu formül gelsin. Aklıma bu kural gelecek. Şimdi sinüs alanı sorularda görmesi biraz zordur dostlarım. Bazı sorularda tabii ki çok kolay göreceğiz ama bazı sorularda zor göreceğiz. Hani burada hangi alan formülünü kullanacağım dediğin sırada alanı sorulan bölgeye bak. İki kenarını biliyorsam, aslında biliyorsam da değil, görüyorsam diyelim biz buna. Görüyorsam. Çünkü bazen kenarın sayı değerini bilmiyoruz. X yazıyor orada, A yazıyor, bir harf yazıyor. O da bizim için yeterli oluyor arkadaşlar. Evet, sinüs alanı. Bakalım örnekleri nasılmış. Bakın mesela burada şimdi dostum. Görünüz şurayı. Şu üçgenin alanını soruyor ya. Bakın üçgenin sadece iki kenarını biliyorsun. O zaman aklına sinüs alan gelsin diyor dostlar. Şimdi sinüs alan için hocam açı bilmeme gerek yok mu? Açıyı bilmene gerek yok. Açının sinüsünü bilmene gerek var.
Dolayısıyla illa bu açının ölçüsünü bileceğim diye tutturma yani kardeşim. Bak burası A ise burası da A'dır. Bak soru sana AD'yi, şuranın toplamını 17 vermiş. 4'ü buradaysa burası 13. 5, 12, 13'ten de buraya 12 de. Gel şimdi şu üçgenin alanını yazalım. 1 bölü 2 idi formül, çarpı bildiğin iki kenarı çarpıyorsun. 4 çarpı 13 çarpı A açısının sinüsü. Bak bu sinüsünü bulman için sana şurada bir dik üçgen vermiş. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13 diyeceksin dostum. 13'ler sadeleşti. Şunları sadeleştirelim. 2 çarpı 12'den Adana geldi sorunun cevabı. Gel şimdi buna. Bak şuradaki dik üçgen 15, 20, 25 dik üçgeni. Önce şunlara bir 20, 20 çakalım. Şimdi bana mavi üçgenin alanını soruyor. Ben iki kenarını gördüğüm için mavi üçgenin, biliyorum iki kenarını. O yüzden sinüs alan bağıntısı yapacağım diyorum. Hemen yapalım. 1 bölü 2 çarpı 20 çarpı 20 çarpı sinüs A. Şimdi sinüs A'yı bulman için de bak buradaki dik üçgenden bulacakmışsın onu. Şimdi burası A ise şu açıya da B diyelim ve şurada 90 derece demiş ya buraya. A ile B'nin toplamı 90. E burada B var, burada 90 var. O halde buraya mecbur A kaldı. Bak A'nın sinüsünü buradan yazdım. 20 bölü 25 geldi. Hadi toparlayalım. 5'e bölelim 4. 5'e bölelim 5. Bir daha 5'e bölelim 5'e bölelim 4. 2'ye bölelim 2'ye bölelim 10. 4 kere 4 16. 10'la da çarpınca Denizli'yi paketledim dostlarım. Evet 8. örneğimiz arkadaşlarım. AB ile AC'nin eşit olduğunu söylemiş. Yani bu bir ikiz kenar üçgenmiş. O halde ben buraya A, buraya da şuraya da A derim. Bu açıya da 180 eksi A derim dostlarım. Şimdi bana da bu üçgenlerin alanları oranını soruyor. Soldaki üçgenin alanını yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı sinüs A. Şimdi bölü diyorum sağdaki üçgenin alanı. O da 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı sinüs 180 eksi A geldi. Dostlar trigonometride ne dedik biz size kardeşlerim? Sinüslerin birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri eşittir. Dolayısıyla sinüs A ile sinüs 180 eksi A eşittir. E 1 bölü 2'leri de sadeleştirdim. 4'leri de sadeleştirdim. Bakın ne kaldı? 2 bölü 3 kaldı. Sorunun cevabı. Dostlar hazır buradayken pratikte bir yol öğretelim size. Şimdi iki üçgenin alanlarının oranını arıyorsanız, oran yazacaksanız ve bu üçgenlerin arasındaki açılar eşitse ya da toplamları 180 ise, buradaki gibi eşit de ya da toplamları 180 ise de olabilir. Bu durumda diyorum ki hani şöyle sinüsü uzun uzun yazmayın. Bu ikisinin kenarları çarpımı bak 4 kere 2 8 A olsun bunun alanı. 8 değil, 8'in bir katıdır mutlaka, bölü. Bununki de 3 kere 4 12 A. A'lar gitti. 4'e böl 2, 4'e böl 3. Bak 2 bölü 3'ü böyle de bulabilir. Şimdi bunu burada çok daha iyi anlayacaksınız. Bu kuralın kıymetini arkadaşlarım. Bakınız burada şu, şu, şu. 3 tane üçgen var. Üçünün de açıları paralel kenar olduğu için burası A ise burası 180 eksi A. Burası da 180 eksi A'dır U kuralından dolayı. Dolayısıyla açıları ya eşit ya da toplamları 180. O yüzden alanlarını yazarken sinüs alan yazmakla zaman kaybetmeyelim. Kenarların çarpımı alanın oranıdır diyelim dostlarım. Şimdi şuradaki kenarı da ikiye bölmüş. Bunlara biz K, K diyeceğiz ama oran yazarken istediğin sayıyı yazabilirsin. 1, 1 de mesela bunlara. Şurası 5'miş, burası da 5. Burası 2'ymiş, burası da 2. Bak şimdi hemen şu üçgenin alanı 4 çarpı 1'den 4 A. Bu üçgenin alanı alttaki beyaz 5 çarpı 1'den 5 A. Şu da 2 çarpı 1'den 2 A. Tamam öğretmenim, bunları yazdık. Peki şimdi paralel kenarın alanını bulacağız. Bakın onu da nasıl buluyorum. Şimdilik ilk soru olduğu için şuraya boş bir şey çizeyim. Burası 2, burası 5.
Şu üçgeni oluşturduğumda şöyle paralel kenarın köşegenini çizince alanı eşit iki parçaya bölüyorsunuz. Ve bakın bu açı da şurası A ya. Bu da A'dır arkadaşlarım. Ve bu üçgenin alanı 2 çarpı 5'ten 10 A. Tamam mıdır? O zaman bu da 10 A. Yani paralel kenarın toplam alanı 20 A geldi. Peki madem ki tamamı 20 A, 5, 9, 11'i burada. 20'den 11'i çıkarttım. Şuraya da 9 A kaldı. Hemen A, E, F 9. A, B, C, D 20 diye bulmuştuk. 9 bölü 20 sorunun cevabı. Arkadaşlar ezan okunuyor. Burada bir duralım. Birazdan devam ederim. Evet, ezanımız bitti. Devam ediyorum şimdi kaldığımız yerden. Bakın bundan bir tane daha sorduk. Burada bence bir kendiniz deneyin arkadaşlar videoyu durdurup da. Ondan sonra benim çözümümü izlersiniz. Şimdi yine burada eşit iki kenarlar var dostlarım. Bunlara yine ben 1, 1 diyorum. Bakın bu arada bunu paralel kenara geldiğimizde kural diye anlatıyorlar dostlarım. Ama şöylesini. İki kenarı da yani burayı da ikiye bölmüş, burayı da ikiye bölmüşse diyor ki işte 2S, 2S, 3S, 3S, 5S, 5S bir şeyler şeklinde dağılır diyor alan. Hiç ezberlemeye gerek yok. Zaten nereden biliyoruz ki burayı ikiye bölenlerini vereceğini? Ya işte buradaki gibi 1'e 2 oranında bölerse onun formülünü ezber bilmiyor. Yoksa o zaman bir sürü formül ezberleyeceksin değil mi? Ya 1'e 3 verirse, burayı 2'ye 3 verirse falan gibi bir sürü oran çeşidi var. Hangi birini ezberleyeceksin? O yüzden en pratik çözüm şu anda benim yaptığım arkadaşım. Şimdi burası 3 ise burası da 3. Bak biraz daha hızlı yapacağım şimdi. Buranın alanı 2 çarpı 1'den 2A. 2 çarpı 1'den 2A. 3 çarpı 1'den 3A. Şimdi tamamını bulacağım. Şu 3 ile 2'nin çarpımı 6A. Yarısıydı arkadaşlarım 6A. O zaman 12A'dır. Paralel kenarın tamamı 12A. Peki 2, 4, 7'si burada. Buraya kaldı 5A. Ne istiyor bak? 5A bölü 12A'yı istiyor. A'lar gitti. Denizli'yi paketledim. Geldik 3 numaralı formülümüze. U'lu alan formülü arkadaşlarım. Öncelikle U ne demek onu söyleyelim. U dediğiniz şey üçgenin üç kenarının toplamının yarısı. Yani çevrenin yarısı kardeşlerim. Çevrenin yarısıymış. Önce bir U'yu buluyoruz arkadaşlarım. Çevrenin yarısını buluyoruz. Şimdi geldik alanı yazmaya. Alan da şuna eşit. Hikaye kök içinde geçiyor. Şimdi böyle yazıldığında çok uzunmuş gibi gözüküyor değil mi arkadaşım? İnsan korkuyor ama inanın böyle korkunç bir şey değil. İş sayılarla yapılınca çok basit olacağını göreceksiniz burada. Kökün içine kafadan bir kere U'yu yazıyorsun. Önce U'yu yazdım. Sonra bu U'dan üçgenin bütün kenarlarını tek tek çıkarıp çarpıyorsunuz. İşte A'yı çıkarttım, B'yi çıkarttım, C'yi çıkarttım ve çarpıyorum. Kök içinde geçiyormuş, unutmayın. Bakın bize burada diyor ki, soruya bakalım şimdi. B noktasının AC kenarına uzaklığını soruyor. Yani B'den AC'ye indirdiğin yüksekliği soruyor sana kardeşim. H eşittir soru işareti. Ne dedik birkaç soru önce? Yükseklik bulman gerekiyorsa en kolay alandan bulursun. O halde bu üçgenin alanını ben önce U'lu alandan bir bulayım. Bakın önce U'yu buluyorum. Çevrenin yarısıydı. Çevre 5, 6 daha 11, 7 daha 18, yarısı olacak 9. Şimdi alanı buluyorum dostlarım. Kök içinde 9'u yazdım kafadan. Şimdi 9'dan 5'i çıkartıyorum 4. 6'yı çıkartıyorum 3. 7'yi çıkartıyorum 2. Bak 9 dışarıya 3 diye çıktı. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Ama 3 ile 2 içeride kaldı. Yani alan şuymuş. Dışarıda 6, içeride de 6. 5, 6, 7 üçgeni. Zaten U'lu alan formülüyle ilgili en çok çıkan, karşımıza çıkan böyle soru bankalarında olsun, deneme sınavlarında olsun alan bu. 5, 6, 7 üçgeninin alanı 6 kök 6. Şimdi diyorum ki ben bu üçgenin alanını yani 6 kök 6'yı şöyle de bulabilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyerek de bulabilirim. Bakın 6'lar gidince 2 kök 6 geldi yüksekliğimiz. Dördüncü formülümüz sur formülü dediğimiz S eşittir U çarpı R dediğimiz formül arkadaşlarım. S eşittir U çarpı R.
Yani alan oluyor buradaki S dediğimiz alan. Normalde A eşittir U çarpı R yazarız ama hani sur kelimesine uyum sağlasın diye yaptım bunu. U dediğimiz şeyi daha taze öğrendik. Yarı çevre. İşte buradaki R dediğinizde iç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkez, şey merkez diyorum, yarı çapı. R dediğimiz şey iç teğet çemberin yarı çapı. Dolayısıyla yarı çevre ile yarı çapı çarpınca alanı veriyormuş. Örneğimize bakalım. ABC dik üçgen diyor. Açıortay. Çevre ABC 20. Bak U'yu vermiş bize. U neydi? Çevrenin yarısı 10. Şimdi şuradan bir diklik çizdim. Şuradan bir diklik çizdim. Bakın bununla bu da D noktasının iki açıortayın kesim noktası olduğunu, dolayısıyla açıortayların kesim noktası iç teğet çemberin merkeziydi. Demek ki bu D noktası iç teğet çemberimin merkeziymiş. Çizmeme gerek yok ama çiziyorum öylesine. Ve şu da kesin açıortaymış, 45-45. O halde şuradaki dik üçgen ikizkenar dik üçgendir. 3-3-3-3 diye de buldum bunları. Şuradaki 3 dediğimde iç teğet çemberimin yarı çapıdır arkadaşlarım. Dolayısıyla U çarpı R de bana alanı verecektir. Alan 30 geldi. Çevrel çemberden alan. Çevrel çemberden daha önce bahsettik üçgende merkezler kısmında. Üçgeni çevreleyen çember. Alan da çok basit. Üç kenarın çarpımı bölü çevrel çemberin yarı çapının 4 katıymış dostlarım. Hikaye bu. Hemen şurada bakın 6, 8, 10 üçgeni var. Dik üçgen olduğu için çap dediğimiz şey, çünkü sadece çapı gören çevre açı 90 derece kuralından çapı görmesi lazım ki 90 derece olsun. Demek ki yarı çapımda 5, 5. Şimdi R'yi bulduk 5. Üç kenarın çarpımını yani 6 çarpı 8 çarpı 10'u 5'in 4 katına yani yarı çapın 4 katına böleceğiz diyeceğim ama burada zaten çevrel çemberin yarı çapını soruyormuş. 5'i bulduk arkadaşlarım ama şöyle diyelim. Bunu bir de tabii ki alandan da bulabiliriz ama biz hadi bu soruda bir de alanını da bulalım bunun. Hani kullanalım onu da. 4 çarpı 5 diyelim buraya da. 5 ile bu gitsin 2. 2 ile bu gitsin 2. 2 ile bu gitsin 4. Alanı da sorsaydı 24. Evet. Alan dağılımı dediğimiz şey dostlarım, burası da önemlidir. Yine üniversite sınavında birinci formülümüzle yani klasik alan formülüyle birlikte çok sorulmuş bir kuraldır dostlarım. Bir formül değil tabii ki bu, bir kural. Lütfen bunu da güzel öğrenin dostlar. Şimdi bir üçgenlerin şöyle 1, 2, 3 tane üçgen göstermişim burada ben. Turuncu, sarı, mavi diye. Tabanlarıyla diyor, tabanlarıyla alanları doğru orantılıdır diyor dostlarım. Yani bakın 1K'ya 1A, 3K'ya 3A, 5K'ya da 5A düşer diyor. Ama bu öyle her üçgenler arasında olmaz. Sadece şu şartı sağlayacak. Yükseklikleri eşit olan üçgenler. Bakın şuradan indirdiğim yükseklik H, turuncunun da, sarının da, mavinin de ortak yüksekliğidir. Yükseklikleri eşitse alanların oranı tabanların oranıyla aynıdır dostlarım. Şimdi sizin bir de şunu da söyleyelim. Bunun da yüksekliklerin eşit olması ne demek onu da söyleyeyim. Dostlar bir kere şimdi üçgenlerin şurası 2K, burası 3K diyelim. Şuradan da şöyle bir çizelim. Bakın burada iki tane üçgen var. Tabanlarının oranı 2'ye 3. Sen bunların alanını 2A'ya 3A yazamazsın. Niye hocam? Hani yazıyorduk ya demin. Bunu yazabilmen için yükseklikler aynı olmalı. Yani ne demek yükseklikler aynı olmalı arkadaşım? Şu tabanların düz çizgi üstünde olması gerekir. Bu bir. Tamam mı? Şurası düz çizgi üstünde olacak. Bak burada kırık. Kırık çizgi. Gör burayı. O yüzden böyle olmaz. Bir de şunu söyleyelim dostlarım. Yine yüksekliklerin eşit olması demek. Şöyle de söyleyebiliriz bunu. Şimdi Can kardeşim buraya 2K, buraya da 3K diyelim. Şimdi bu üçgenin alanına 2A, şuraya ABC üçgeni diyeyim. Buraya D, buraya da E yazalım. Şuradaki EDC üçgenine de 3A diyemezsin.
Niye öğretmenim? Hani bak tabanları da düz çizgi, 2K ile 3K kırık değil, düz. Ve 2K'ya 2A, 3K'ya da 3A dedim. İkinci şartında şu dostum. Kıyaslayacağın üçgenlerin tepe noktaları aynı olmalı. Bak burada hepsinin üçünün de tepe noktası şurası kardeşim. Neymiş? İki şart var. Bir, tabanlar düz çizgi. İki, tepe noktası aynı olacak arkadaşım. Bu ikisine dikkat etmen yüksekliklerinin eşit olduğu anlamına geliyor dostlar. Şimdi geldik, burada sorumuz var. Önce şu oranları bir yazalım. BD'ye K, DC'ye 3K deyiniz diyor. Sonra CE'ye M, AE'ye de 3M diyelim diyor. Şimdi geldik şuraya. K ile 3K'yı kıyaslayacağım. K'ya 20 düştü. 3K'ya 60 düşecek diyeceğim. 3 katı. Tabii ki tepe noktası A olduğu için şuranın tamamıdır 60 olan yer arkadaşlarım. Burası 60 birimmiş. Tamam mı? Alanımız 60 birim kare. Peki hocam, şimdi bunu da parçalayacakmışız. Bak burada M'lik bir üçgen var. Burada da 3M üçgeni var. Bakın tabanlar düz çizgi M ile 3M ve ikisinin de tepesi Denizli'de bitiyor. O zaman alanlarını oranlayabilirim. M'ye A dedim. 3M'ye de 3A diyebilirim dostlarım. Ve toplam 4A'yı az önce 60 bulduk. Dolayısıyla A 15'tir. Bana 3A'yı soruyor. Adana'yı paketledim kardeşler. Evet, kural yine bir tane daha. Normalde dörtgenlerde öğreneceğiz ama üçgenlerin de içinde çıktığı için burada da söylüyoruz bu kuralı arkadaşlarım. Bumerang dörtgeninin alanı, bakın şu mavi ile gösterdiğim şekil, Nike'ın simgesine benzeyen şekil bir dörtgendir. Dört kenarı vardır arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4 kenarı vardır. Bu dörtgenin alanını bulmayı söyleyeceğim size. Dörtgenin alanı şuna, şuradaki AC ile şuradaki BD'nin, bunlar dörtgenin köşegenleri oluyor, çarpımının yarısı olacak dostlarım. Hemen bunu burada da bakın örneği var. Bir kere burası 3, 4, 5 üçgenidir diyelim. Alan A, B, E, C'yi, yani bumerangın alanını vermiş bize amca. Şimdi burası 4, 4 kök 5 ise şurası 8 olacak. Pisagor yapıp bulacağız. A, E'yi soruyor bize. Şimdi alanı neydi? X ile şuradaki 11'in çarpımının yarısı alan. Yani 44. Gitti gitti. 4 kaldı. 2 kere 4, 8 geldi. Evet. Açıortayla alan arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz şimdi. Şuradaki 3 açıortayı çizmiş amca arkadaşlarım. 3 açıortay da çizilmiş. Üçünün kesiştiği nokta I, iç teğet çemberin merkezi oluyordu. Ve diyor ki kural, bunların 3 tane oluşan üçgenin alanı gördüğü kenarla doğru orantılı. Yani X'i gören X'in katı olacak. Z'yi gören Z'nin, Y'yi gören de Y'nin katı. Bak şimdi bu bir dik üçgen. Hemen konuşalım. Şurası iç teğet çemberin merkezi. Çünkü bu açıortay, bu açıortay. E bu da mecburen açıortay. Ve dik üçgen 6, 8, 10. Şimdi neydi kural? Açıortaylar çizildiğinde gördüğü kenarla doğru orantılı. O zaman bu 8A, bu 6A, bu da 10A olacak. Şimdi biz tüm üçgenin alanını bulmayı biliyoruz. Dik üçgen ya, dik kenarlarının çarpımının yarısı. 48 bölü 2'den 24. Peki toplayalım, kaç A var? 10, 18, 24A. 24A'yı 24 bulduk. Demek ki A 1. 8A'yı soruyor. Cevap Bursa. Kenar ortay ve alan arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz burada da. Dostlar, eğer üçgenin bir kenar ortayı çizildiyse, hani tabanı ikiye bölüyoruz ya bak, K'ya A düşerse bu K'ya da A düşer diyeceğiz. Yani alanı da ikiye bölüyormuş kenar ortay. Eğer ki kenar ortayları sadece ağırlık merkezine kadar olan kısımlarını çizerseniz diyor, bu durumda da 3 üçgen çıkar, 3'ünün de alanı eşittir diyor birbirine. Tamam. Eğer kenar ortayları dibine kadar çizerseniz arkadaşlarım, 6 tane üçgen çıkar, 6'sının da alanı eşittir diyor kuralımız. Hemen soruyu çözüyoruz. Şimdi bakınız, burada bir üçgenimiz var. İki kenarını ve aradaki açıyı biliyorum.
normalde sinüs alan yapmamı istiyor benden ama açı özel bir açı olduğu için ben diyorum ki hiç sinüs alana falan gerek yok. Şurası 45 derece ise 6 ise 4 kök 2 ise hemen karşısına bir diklik indireyim. 90'ın karşısı 4 kök 2, 45'lerin karşısı 4, 4. E yükseklik 4, taban 6, 4 çarpı 6, 24, bölü 2'den 12'yi buldum. Peki şunların 3'ü çizildiğinde 3 eşit parçaya bölüyordu alanı. Demek ki 24'tü alan, yok kaçtı, 12 miydi? 12'yi 3'e bölersem 4, 4, 4 olur her bir bölgenin alanı. Bakın burada da F noktasının ağırlık merkezi olduğuna dikkat edin. Çünkü bakın bu bir kenarortay 2, 2. Bu da bir kenarortay 1, 1. Şimdi tüm üçgenin alanını bir bulalım. Dik üçgen olduğu için 4 çarpı 2 bölü 2'den 4'tür tüm alan. Ve ben bunu 3. kenarortayını da çizdim. 6 eşit alana parçalıyordum dostlar hatırlarsanız tüm kenarortaylar çizildiğinde. Alanı 4 bulmuştuk. Yani 6A'yı 4 bulduk. 2'ye bölelim. 3A ya da 3'e bölelim. Pardon, 3'e bölelim. Çünkü 2A'yı soruyor. 3'e bölersem 2A eşittir 4 bölü 3 geliyor 3'e böldüğüm takdirde. Evet, 2A'yı soruyor bize 4 bölü 3. Alan kaydırma dediğimiz muhabbet arkadaşlarım. Hemen bundan da şöyle kısaca bahsedelim. Birbirine paralel olan iki doğrunun, iki kenarın arasındaki bir üçgen. Bakın A, B, C üçgeni. Tabanı sabit kalmak şartıyla, bak tabanına dokunmuyorsun, X. Tepe noktasını paralel doğrunun üstünde istediğin noktaya götür. Yeni oluşan üçgenin alanı ilk üçgenin alanına eşit olacak diyor. Neden hocam? E çünkü zaten yükseklikleri aynı oluyor değil mi arkadaşlarım? Bak bunun yüksekliği, şunun yüksekliği, şunun yüksekliği, doğrular paralel olduğu için hepsi h. Dolayısıyla tabanı da değişmediğinden dolayı h çarpı x bölü 2'dir hepsinin alanı. Değişmiyormuş. Ben bunu şöyle söylüyorum dostlarım. Böyle alan kaydırmayı çok aramayın. Gözükmüyor çünkü çoğu soruda kafa karışıyor. Eğer bir soruda paralellik varsa, alan soruyorsa verilen 2 değeri çarp 2'ye böl. Bu kadar basit. Yani alan kaydırma falan uğraşmana gerek yok. Çarp 6 ile 8'i 48, böl 2'ye bitsin soru. Bak alan kaydırsaydım şu A noktasını şuraya kaydıracaktım ki yeni üçgenim, yani aslında bana sorulan şu yeşil üçgen burası olacaktı dostlarım. Ve tabanı 6, yüksekliği 8 olduğu için 6 çarpı 8 bölü 2'yi yapacaktım. Görebiliyorsan alan kaydırmayı tabii ki alan kaydırmadan yap. Şimdi yine söyleyelim, bakın paralellik var. Verilen 2 değeri çarp 2'ye böl. 4 kere 3 12 6. Peki hocam 3 değer varsa. Burada da çok basit. Yan yana olan ikisini topla 14. Sonra 3'üncü ile çarp 2'ye böl. Yani 4 ile 14'ü çarpıp 2'ye böleceksin. 28. Şimdi pratik çözümlerimiz var dostum. Şöyle şekle bakın. Kalıplaşmış bir şekildir bu. Bir dik üçgen olacak. Dik üçgenin iç teğet çemberi çizilmiş olacak. Bu durumda dik üçgenin alanı şu hipotenüsün iki parçasının çarpımına eşitmiş. Bunu hemen notunuzu alın. Bu da uçak dediğim şey arkadaşlarım. Bu şekli gördüğünüzde dört tane üçgen var aslında. Bakın turuncu, mavi, şuradaki büyük üçgen. Şunu görün. Şu büyük üçgen. Bir de şu büyük üçgen X, KM ve şuradaki FD doğrusu. Burada dört üçgen var. Herhangi iki üçgenin alanı eşitse diyor. Buradaki pratiği yapabilmeniz için normalde sinüs alanla çözülen bir sorudur. Ama biz pratiğini öğretiyoruz size. Herhangi iki alan, iki üçgenin alanı eşitse dostlarım. Olay şu. X'in Y'ye oranı, K'nın M'ye oranına eşitliyorsunuz. Soru çözülüyor dostlarım. Bir pratik yöntemim de burada var. Klasik bir soru yine dostlar. Yine çok öğrencinin yapamadığı, kafa karıştıran bir sorudur. Biz pratik olarak çözeceğiz. Daha önce de bahsettik ya. Şu açı bizim ortak açımız. Bakın buradaki turuncu üçgenin açısı da aynı zamanda. Şu üçgenin,
şu mavi ile turuncunun birleşimi olan üçgenin de açısıdır ve en büyük üçgenin de açısıdır. O yüzden sinüs alan yapmaya gerek yok. İki kenarı çarp bak. 2 ile 1'i çarp. Harfleri görme. 2 kere 1 2A. Şimdi sıradaki üçgen. 3 ile 4'ü çarp. 3 kere 4 12A olacak burası. Şurayı 2A bulmuştuk. 10A kaldı. En büyük üçgene gel. 6 burası. 6 da burası 36A. 12'si burada kaldı buraya da 24A deyip parça parça bu şekilde pratik olarak bulabiliriz dostlarım. Şimdi örnekler yazmışız bunlara bakalım. Bak çembere çizilen iki teğet eşit olacağı için C noktasından bir teğet buraya çizmiş. Bir teğet de buraya çizmiş. O yüzden burada X. Ve üçgenin alanı 24'müş. Nasıldı pratik olarak? 4 ile X'in çarpımıydı 24 alan. O zaman X 6. Geldim buna. Üçgenin alanını soruyor. Uzatmıyorum. 2 kere 5 10. Paketliyorum. Geçiyorum. Evet. Şu pratiğimizi yapalım. Bakın buralar eşit bölünmüş. 1, 1, 1 diyorum bunlara şimdi. Hiç harf vermeye gerek yok. Buradaki harfleri de görmeye gerek yok. Şöyle. Hemen üstteki üçgenin alanı 2 kere 1 2A. Şimdi bir sonraki üçgen. Dikkat edin. Üçgenleri yazacaksınız. 3 kere 2 6A'dır. Şuraya 4A kaldı. Şimdi en büyük üçgen. 3 kere 5 15'tir. 6'sı burada 9A da buraya kaldı. Neyi soruyor? DEGF yani sarının 4A'dır. ABC tamamına oranı 15'e oranı. Peki buna bakalım. Alan ABC'yi 60 vermiş. AE'ye 3 EC'ye 2 BD'ye 1 DC'ye de 3 diyebilirsin demiş. Şimdi bunu köşegen çizerek de kolay bir şekilde çözebiliriz ama karıştıran arkadaşlarım için bakın C'den başlıyorum. Şu iki üçgenin ortak açısı. Beyazın da büyüğünde. 2 kere 3 6A. Büyük olan 5 kere 4 20A'dır. 6'sı burada 14A. Şimdi tüm alanı vermiş. Yani 20A'yı bize 60 vermiş. A3. 14A'yı soruyor. 14 çarpı 3'ten 42. Pratik olarak çözdüm hemen. Bir tane daha koymuşuz. Hemen hiç uzatmıyorum. 3 kere 2 6A. 4 kere 5 20'dir. 14A kaldı. Şurası 5, 6. Burası 3, 1, 4, 5. 5 kere 6 30. 20'si burada. 10A da buraya kaldı. Yine DEKF yani 14 bölü tamamı 30. 14 bölü 30'u da sadeleştirirsem 7 bölü 15. Bak burada da şu üçgenle şu üçgenin alanını eşit vermiş. Pratik ne diyordu? Bunun buna oranı 2'ye 4. Bak 2 katı. Bu da aynısı olacak. 2 katı olacak 6. Pratik yollar iyi değil mi arkadaşlarım? Burada ne diyor? Boyalı bölgeler eşit. Hemen yapalım. 5'in 4'e oranı. Yoksa burada sinüs alanla uğraşacağız, duracağız. 6'nın x'i oranı 24 eşittir 5x, 24 bölü 5 x geldi. Ekstra bilgi demişiz arkadaşlarım. Çok önemli değil inanın bana ama hani biz bunun dik üçgen versiyonunu söyledik ya. Eğer burası 90 derece ise üçgenin alanı m çarpı n dedik. Çünkü 90 derece olursa şurası 1 çıkıyor. O yüzden m çarpı n kalıyor sadece. Ama 90 derece değil de herhangi bir açıysa da şöyle yapacaksınız diyor dostlarım. M çarpı N çarpı bu açının yarısının kotanjantıymış formül. Tamam mı kardeşim? Yarısının kotanjantı demişiz. Evet. Geometriyi en iyi soru çözerek öğreniriz demişiz. Kesinlikle de öyle. Çözülen her soru yeni bir bilgidir demişiz. Biz de burada sorulara başlamışız arkadaşlarım. Şimdi burada duralım. Bu konu anlatım videosu olmuş olsun. Bir sonraki videoda da bol bol soru çözmeye çalışırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.